Yıllık 80 bin ton balın üretildiği ülkemizde kovanların yapısı üretimin niteliğini yakından ilgilendiriyor. Toksöz arı kovanı ağaç işleme konusundaki tecrübesini kovana taşıyor. 1950'lere dayanan dede mesleğini bugün torun Mehmet Toksöz Antalya'nın Finike ilçesinde sürdürüyor. Dünyanın en zengin biyoçeşitliliğe sahip ülkelerinden Türkiye, bal üretiminde dünyada Çin'den sonra ikinci sırada bulunuyor. Yıllık 80 bin ton balın üretildiği ülkemizde kovanların niteliği üretim yapısında en önemli etkenlerden biri oluyor. Toksöz arı kovanı ağaç işleme konusundaki tecrübesini kovana taşıyor ve 1950'lerde başlanan dede mesleğini bugün torun Mehmet Toksöz Antalya'nın Finike ilçesinde sürdürüyor. Bu işe dedem, büyük babam başladı ilk olarak 1950'lerde ama amatör ruhlu, mesela elektriğin olmadığı zamanlarda manuel güçte çalışarak yaptılar. Ondan sonra babam gidiyor. Babamdan sonra işte 20 senedir de falan ben babamla beraber çalıştık. İşte yavaş yavaş geliştirdik. Sektörün ileri gelenlerinin yönlendirmesi üzerine kovan ihtiyacının artacağı öngörüsüyle mobilya işleri bir kenara bırakılıp özellikle kovan imalatına yöneliniyor. Ancak firmanın fark yaratıp tercih edilmesini sağlayan asıl etken kullandıkları ham madde ve bu ham maddeye yakınlık oluyor. Önceler işte kovan işini bu kadar aşırı yapmıyorduk. Yıllar geçtikçe sağ olsun birkaç tane abimiz desteğiyle, mesela Türkiye Arıcılar Birliği Merkez Başkanı'nın abisi vardır, Haydar Yılmaz abimiz. Onun desteğiyle, hani dışarıya açmasıyla geliştik, sağ olsun, Allah razı olsun. Ama bir de bizim gelişme sebebimiz sedir ağacının mesela sadece bu bölgelerden bulunmasından dolayı, Türkiye çapındaki talepten dolayı daha bir çabuk tanındık yani. Üretimde yalnızca Toros Dağları'nın en yüksek kesimlerinde bulunan sedir ağacı kullanılıyor. Bu ağacın başka bölgede yetişmemesi en büyük şansı oluyor Finikeli Mehmet Toksöz'ün. Ağacın az bulunmasından dolayı bizi bir hani kademelere daha hızlı çıkmamıza vesile oldu. Sedir ağacı genelde Toroslarda %90'ı %99'u Toroslarda Akdeniz bölgesinde yetişir. İşte maliyet biraz fazladır, mesela dışarıya gittim mi maliyeti artıyor. Ağacı işleme konusundaki ustalığı dedesi ve babasından öğrenmesi yanı sıra bu işin okulunu da okumuş Mehmet Toksöz. Meslek lisesi mobilya dekorasyon mezunuyum ben. İşte ondan sonra başladık bir şeyle, devam ediyoruz artık yavaş yavaş. 20 senedir aşağı yukarı bu işlerin içindeyiz. Amatör bir ruhla başlanan kovan imalatı bugün profesyonel bir anlayışla sürdürülüyor. 35 senedir yapılıyor kovan ama hani amatör ruhlu gibi, mesela yıllık kapasite 500 olur, 1000 olur. Geçmez mesela 10 sene önceye kadar. Ama baktık gördük, sektör değişik bir sektör. Hani bizi de yönlendirdi bu sektör o kovana doğru. Ne oldu? Biz de yavaş yavaş yönlendik ona doğru. Yıllar içinde 1000 ise 2000 açık, 2000 ise 3000, 4000, 5000, hani yıllık 10.000 kovana kadar kapasitemiz var yani, şu anda yapabiliriz. Kovan imal etmenin de incelikleri bulunuyor. Mehmet Toksöz özellikle sedir ağacını tercih etmelerinin sebeplerini izah ediyor. Çam ağacından genelde, Türkiye genelinde yapılır arı kovanı. Bunun yanında ufak tefek çeşitli ağaçlar da yapılır ama ağırlıklı çamdır. Ama sedir ağacının şöyle bir özelliği vardır, hani bizim hani biraz daha hızlı çıkmamız sebebimiz. Mesela varroa hastalığı vardır arıda bir. Bu hastalık sedir ağacında az olur. Mesela bu antibakteriyel gibi bir özelliği vardır bu sedir ağacının. Mesela acı bir kokusu vardır, onda varroa hastalığı az olur. Ondan sonra suya karşı mukavemeti fazla olur. Mesela çam ağacı atıyorum 5 yılda çürür biterse veya 10 yılda, sedir ağacı 30 yıla kadar dayanma ömrü olan bir ağaç. Yani küf barındırma riski azdır, çürüme riski azdır. Yani öyle bir şey, özelliği vardır yani sedir ağacının. Yani çamla sedirden olur genelde ama Türkiye'nin diğer bölgelerinde çamdan yapılır ama bu Akdeniz bölgesinde, hatta Antalya bölgesinde sedirden çok ağırlık yapılır. Türkiye geneline buradan gider yani.
Finike'de faaliyet gösteriyor olmanın tek avantajı ham maddeye, sedir ağacına yakınlık değil. Şöyle bir avantajımız da var burada Finike'de olmamızın şeyi. Şimdi burası kışlak bir bölge. Mesela Kasım'da arıcılar buraya gelir. Kasım'dan Mayıs'ın ilk haftasına kadar kışlamayı burada yapılır. Bu sefer arının bakımıydı, ne bileyim kovanların tamiratıydı, bakımıydı uğraşırlar. Bizim de o şansımız burada. Mesela arının kovandan kovana bölünme zamanı da buraya denk geldiği için o potansiyelimiz de yani. Bütün Türkiye'nin arıcıların hepsinin toplanma bölgelerinden biri. Antalya bölgesi, Muğla'da birkaç yer var. Yani bunlar da kışlatmaya gelirler yani o şekilde şey yapalım. Ondan avantajımız da çok yani. Türkiye genelinde kurulu 76 Arı Yetiştiricileri Birliği'nin 38.330 arıcı üyesi, ülkemizdeki toplam kovan sayısının ise 6 milyon civarında olduğu söyleniyor. Belirli aralıklarla bu kovanların yenilenmesi gerekiyor. Arıcıların dayanıklı ve işlevsel kovan ihtiyacına yanıt verdiklerini söyleyen Mehmet Toksöz, tercih edilmelerini kalitelerine ve müşteri memnuniyetine bağlıyor. Yaptığımız işin arkasında olmamız, mesela az önce de söylemiştim, sedir ağacını, kovanı yaparız ama kovanı yaptığımız zaman ağaç bu sonuçta yani hepsi hani sapsağlam duracak diye bir şey yok. Getir abi, getir amca, hani bu mesela bizim yaptığımız araba gibi veya şey gibi bir garantili bir ürün değil ama biz gene kendi garantimizi veriyoruz. 3-5 yıl içinde bir şey olursa getir, birebir değiştirme şansımız var yani. Bir de komple vidalı toplama yapıyoruz yani her parçası değişebiliyor birebir yani mesela araba kaportası gibi onu söküp başka parçayı da değiştirme şansımız da yüksek. O yüzden onu da onları sağ olsunlar tercih ediyorlar. Üretilen kovanlar ihtiyaca yönelik. Bir diğer ifadeyle butik. Standart bir üretim söz konusu değil burada. Stoklu da çalışılmıyor. Arıcıların istediği ölçülerde imal edilen kovanlar bölgelere hatta şehirlere göre farklılık gösteriyor. Mehmet Toksöz kendilerine gönderilen numune ölçüsünde her talebe yanıt verdiklerini söylüyor. Genel olarak polen tuzaklı, polen tuzaksız veya altılı veya beşli bölme kovanı şeklinde ruşet kovanı diye geçer. O şekilde yapılır ama genelde polen tuzaklı veya ama ölçüler değişir. Mesela her bölgeye göre değişir. Mesela Muğla bölgesindeki bir farklıdır. Gerisin Finike'deki bir farklıdır. Ankara'ya giderseniz Ankara'nınki farklıdır. Ordu'ya giderseniz Ordu'nunki farklıdır. Artvin'e giderseniz oranınki daha bir farklıdır. Yani hepsi birbirinden farklıdır. Herkese göre bizim yaptığımız işte bir de bir mesela yapıp koyma işimiz yok. Hep sipariş üzerine çalışırız. Örneklerini yollarlar arkadaşlar. Kargo ile veya arkadaşlarıyla yolları. Ona göre, kovanın ölçüsüne göre. Çünkü bu hani baktığınızda 4 tahta gibi görünür ama oradaki 1 milim, 2 milim kata kovanın birbirine çalışmamasına sebep oluyor. Üzerine kat koyuyorlar. Mesela ikinci katını koyuyorlar. O girmez. Kapaklar girmez. Birbirine denk gelmez. Yani yüklerken sıkıntı olur. Bu kapak bunun muydu? Veya şu kat bunun muydu diye sıkıntı çıkar. O yüzden adamlar numunelerini yollarlar arkadaşlarımız. Ona göre, ölçüye göre, siparişine göre yaparız işlerimizi. Çok arkadaşımız vardır. Böyle hiç telefonla görüştüğümüz, yüzünü görmediğimiz yüzlerce müşterimiz var yani. Sedir ağacının kovana dönüşme hikayesini de konuşuyoruz Mehmet Toksöz'le. Orman işletme bize sedir bölgeleri var. Mesela şu, damgalıyor oraları mesela. Ne diyor? Şu damgalı ağaçlar şu sahada dikiliye veya kendi kestiriyor orman. Biz genelde dikili almaya çalışıyoruz bundan sonra artık geliyor. Damgalı ağaçları ekibimiz var, kestirme ekibimiz. Onları kestiriyoruz dağda. Ondan sonra kestirdikten sonra depomuza getiriyoruz. Depomuzda günün şartına göre mesela aynı günde kesebiliyoruz. Getiriyor. Ondan sonra burada makinelerimizde biçiyoruz. Biçtikten sonra ondan sonra başlıyor iş artık. Yazın kesersek sezon mesela bizim sezonumuz Mayıs 15'ten sonra 1,5-2 ay hazırlık dönemine geçer. O zaman keseriz, paketleriz. Az sonra da göreceksiniz mesela o paketlediğimiz ağaçlarımız yazın başında doğal kurutma yöntemiyle üretiriz. Ama sıkıntı kışın acilen eksik kalan bir malzememiz olursa, farklı bir iş şeklinde olursa onu da fırınlarımızda kuruturuz. Ondan sonra işte belli süreçlerden makinelerimizde az sonra arkadaşlarımız da gösterecek, ustalarımız da gösterecek.
yavaş yavaş işleyerek bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. Kolay iş değil. Bir kovan ortaya çıkana dek kaç ustanın elinden geçiyor, kaç işlem görüyor? Şöyle baktığınız zaman dört tahta gibi görünür ama biz mobilya da yapıyoruz. Ustalarımız var, mobilya ustalarımız da var. Mutfak mobilyasından daha farklı bir iştir yani. O gibi bir detaylı bir iştir. Kovan imalatı da yani çok detaylı bir iştir. Üretimde verimi artırmak adına depoyu, kurutma tesisini ve üretim alanını tek bir merkezde toplamak istiyor Mehmet Toksöz. Ve Finike'nin tarım bölgesi olması dolayısıyla üretim için yer gösterilememesinden yakınıyor. En büyük hedefimiz diyor, üretim alanını genişletmek, gücümüzü ve kalitemizi yurt dışında da duyurmak. Hedefimiz işte Türkiye'den sonra biraz daha dışarılara açılmayı düşünüyoruz. Bir de sıkıntımız şöyle, mesela burada bize yer tahsis edemiyor. Organize sanayisi yok. Mesela geçenlerde gittik, hani biz size yer gösteremeyiz diyorlar. Size hani ben burada 500 metrekare kapalı alan, 1000 metrekare açık alan depo şeklinde yerimiz var, daha fazla belki. Yetmiyor bize, hani düzenli bir yeri olması gerekiyor ama işte yer gösteremiyor belediye, sıkıntı, sanayi bölgesi yok, organize sanayi gibi veya bize 2000-3000 metrekare bir yer lazım. Mesela ağaçların depomuz başka bir yerde, iş yerimiz başka bir yerde, yani öyle sıkıntıları yaşıyoruz yani, sıkıntımız bunlar. Türkiye genelinden çok sayıda arıcıyla çalıştıklarını söyleyen Mehmet Toksöz sözlerini noktalarken siparişleri aylar öncesinden aldıklarının da altını çiziyor. Her ölçüye göre siparişlerimiz alınıyor. Yani müşterimiz zaten bizim sadece Antalya bölgesine pek yapmayız. Genelde Türkiye geneline özel sipariş üzerine yaparız. Mesela biz siparişlerimiz 6 ay önceden aldığımız siparişlerimiz var. 6 ay önceden alarak gün olarak, tarih olarak şu tarihte yaparız diye 6 aylık siparişler şeklinde çalışırız. Yani bu şekilde işlerimiz olur.